Mucize aynalar. 2 yıl önce hayatımıza giren bu müthiş buluş sayesinde artık hiçbir hayal erişilmez değil. Siz düşünün, mucize aynalar canlandırsın. Adınız? Şahap Cenabettin. Şahap? Şahap değil efendim. Şahap. Şahap Bey, mesleğiniz? Ben elektrik, elektronik işiyle uğraşıyorum efendim. Şahap abi şu an çok mütevazı davranıyor. Aslında kendisi amatör bilim insanıdır. Hatta mucize aynaları da kendisi icat etti ama işte şerefsizler diye... Bir ölümümüz var. Acilde midesi yıkanmakta olan ikinci bir vakamız var. Sonra da ortadan kaybolan üçüncü bir şahıs var. Doğru. Ya. Senin de enteresan bir hikayen varmış. Adli tıp. Ambulans şoförlüğü. Evet. Sabit maaş. 2 gün çalışıyorum, 2 gün iznim var. Öyle olunca yazmaya da fırsat oluyor. Hikayeyi biriktirmek için de çok iyi bir fırsat. Şimdi abi benim Almanya'da 3 tane Alman ortak var. Ben bu adamlara senin yeni ayna modelini anlattım. İnanılmaz ilgilendiler. Bilmiyorum, bir kez düdüklendik. Bir defayı daha göze alamam ben. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ben hakkını bulmanı istiyorum. Kaç senedir bu adamlara ulaşmaya çalışıyorum biliyorsun. Bunlar isterse hemen çeker film. Biliyorum ama çok güzel geçecek. Hello. Ayın Allah aşkına. Bak Lala. Kendi evinizmişçesine. Senin senaryolar nasıl gidiyor? Yazıyorum fırsat bulmuş. Kerim sen asıl bunu yaz. Yok, çalışırım. İyi yazabilirsen böyle Aziz Nesin hikayesi gibi olur. Her yerde aynı şey mi oluyor? Eyvah! Saat 5'e kadar bu evrak kayda girmezse mal varlığınıza el konmayacak. Her şeyi bir kaybettim. Hayal böyle ne kadar büyük olursa bedeli de o kadar büyük oluyor. Hayallerinden vaz mı geçeceksin?